Gürbüz ne oldu? Çok mu panik oldu yarışmacı ya? Çok panik oldu Zuhal Hanım. Masa ve yemek arasında kaldı. Masayı kurmayı tercih etti. Menü de aslında basit. Basit mi? 5 çeşit var. Hmm. Yetiştiremeyeceğini ben düşünmedim ve saat açıkçası. Olarak da az değil bence. 2,5 saat. Evet. Yani. Ben menüyü görünce bir şef, zaten bir tane İtalyan şefi var bekledim. O da değil. İtalyan da menüsü baştan aşağı evet. Kendileri İtalyan. Ben de sordum anladım baba tarafında var mı? Yok. Hayır ama babası çok severmiş, çok yaparmış. Dedem de yapardı diyor makarnalı çeşitlerini falan. Öyle bir ailede bir İtalyan mutfağına düşkünlük var anladığım kadarıyla oradan bir tane. Lezzetlerde inşallah. İnşallah tabii lezzetlere ama de odaklanmak lazım. Yok saymayalım olanları da. Ben şeyi merak ediyorum hazır ürün kullandım acaba? Aldım, hemen arkamdan minestron çorbası geldi. Minestron çorbası biliyor musun? O mutfağı gördükten evet sonra yani dedikodu yapacağız tabii ne yapacağız? Senin bir de tadına baksana bakalım mutfaktan sonra aynı fikirde olacak mısın? Bakacağız. Minestron çorbasını biliyoruz değil mi evet hepimiz? Evet. Sebzeden oluşan bir İtalyan çorbası. Sebze ve makarna da konulur ama keşke önce bir su servisi falan yapıp böyle gitseydi. Damağımız kurudu. Ha evet su servisi. Churchill var mı ama salt, şey tuzsuz olsun çünkü tansiyonum biraz düştü de. Churchill mı? Evet. Evet. Şey, ödem yapıyor ama. Makarnayı elde açtığın için biraz geciktin değil mi? Elde açmadım hazır sen aldım. Sen bunları da alıver de Şevki boş tabii, gitme. Tabii hemen götüreyim gel ben. Gel seni bekliyorum. Çorbadan çok yemeğe benzemiş bu bence. Yani Zuhal Hanım makarna var önümüzde. Fazla hamur. Allah Allah. Niye böyle makarnayı senin çok mu koydu acaba? Churchill mi istedin? Evet, evet Churchill istedi. Sebep? Çünkü tansiyon metro bastı. Tansiyon. Evet metro bastı. Ve bütün gün bir şey yemedim çünkü her şeyi tatmak istiyorum ve oh, normalde canım her şeyi yiyorum oh, yani. Canım. Benim için çok zor bir gündü. Hepimiz için çok zor bir gündü. Evet olabilir ama benim için de öyleydi. Bir soda, limon, tuz yapabilir mi bilmiyorum. Önce bir çorbalarımızı servis etsin evet tabii. Soda aldı mı acaba? Sorarız. Gelsin çorbalar. Evet. Bugün vaktim olmadı süslenmeye. O gün de diyeceğim ki ay işte çok süslendim, kuaförüm olmadı, makyajım olmadı, zartım olmadı. Gelemedim. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Menüyü nasıl buldun Derya? Menü çok basit bir basit menü. Basit mi? Evet. Hmm. Yetiştiremediği bir ürün. Hadi gelsin de beraber. Bir şey var mı? Teşekkürler. Şevki. Biraz beklesek zaman ama geldiğinde. Ama hep bekliyoruz. Her şey zaman geldiğinde suları getireyim hemen. Suları da getir. Zamanı gelmeden zaman bitecek. Zaman hızla geçiyor, akıyor, gidiyor maalesef, dakikalar evet su gibi değil mi? Giden ömürden gidiyor be Şevki. Selin çok çok söyledin mi? Churchill söyledim istiyor Selin. Az önce söylemiştim. She wants Churchill. Yes. Nasıl gidiyor influencer işleri sosyal medya? Maşallah iyi maşallah gidiyor. Maşallah maşallah. Sen ne iş yapıyorsun Derya? Çalışıyor musun Eyvan Hanım? Evden iş yerlerine butik catering hizmeti veriyorum. Ooo yemek işi. Evet. Harika. Çok güzel. O zaman yemekle aran iyi. Yemekle aram iyi. Geleneksel yemekler yapıyorum. Olsun. Yani. Bayılırız geleneksel yemek. Maalesef Churchill yapacak herhangi bir sodan ve limonum yok. Zaten buna da mecbur değilim. Tansiyonunuz düştüğünüzde ilacınızı getirseydiniz. Keşke ilacınızı isterdiniz. Afiyet olsun herkese. Su peki yok mu o zaman? Herkese doldu. Senin önündeki ne? Biz koymadın 6 mı? 6 kişiyiz ama. Ha, o zaman bakma, keşke ona da baksaydın. Vallahi bana her gün bir soda ayran bulundurun çocuklar. Bu hafta benim ihtiyacım olacak. Ben öyle hissettim. Ah keşke ay zamanında görseydiniz. Makyajınıza baksanıza. Pardon duyamadık. Anladım. Başlayabiliyor muyuz bu arada? Evet, şey, yarışmacı gelince başlıyoruz. İlk yemek için. Yarışmacı bekliyoruz. Sonrasında geldikçe yiyeceğiz yemeklerimizi. Bugün. Hadi gel bugün başlayalım. Bugün başlayabiliriz. Hadi bugün şu an başlıyoruz. Afiyet olsun olsun herkese. Churchill ne alaka yemekte? İtalyan menüsünde Churchill gider diye söyledi. Yarışmacı arkadaşımızın soda, limon, tuz alması zaten olağan bir şeyken o da onu almamış. Şimdi burada benim haklı bulduğum misafirdir. Misafir ister, sen de ne istiyorsa vereceksin. Malzemelerini ona göre alsaydın. Selin Hanım bir Churchill istedi bir ara. Bir ara değil, sürekli bunu tekrarladı ama ev sahibi vermedi. Olmayabilir belki ama bunu daha uygun bir dille söylemesini beklerdim ben. İkisi de şov yapıyor bence. Churchill yapmayabilir, ekstraya girer. Ama en azından sodası olsaydı, çok istiyorsanız bir tuz getireyim, bir limon getireyim, Churchill'ını siz kendiniz yapın diyebilirdi ona cevap olarak. Bunun ana yemek olmadığına emin misin? Minestrone sorbası daha önce içtiniz mi? Evet. İçtim. Bu kadar
Ben genelde böyle gördüm, böyle istim. Bir kere daha geniş bir tabakta olması gerekiyor bunun. Hı hı. Suyunun daha üstünde olması gerekiyor. Biraz daha kıvamlı olması gerekiyor. Yani makarna çorbası içiyor gibi bir şeyim şu an. Sebzede sadece... Biraz da zaman geçti, emdi iyice suyunu. Hepimiz yüzden... de geçecek zaman. Taze fasulye görüyorum. Havuç bunun var, içerisine... kabak var. Tuzu yok bu tuz arada. Tuz sıfır, evet. Hiç yok. Hiç yok diyebiliriz. Hiç bir şey söyleyeceğim. Ana tuzu iyi geldi. Kesmişleri. İçerisine ne koydunuz? Tavuk suyu mu koydunuz? Bir dakika. Tuzu gayet iyi. Tavuk suyu kullandım. Bana... Hazır mı kullandınız, kendiniz mi yaptınız? Hazır aldım tavuk suyu. Neden? Yani daha fazla tavuk almam gerekecekti. Alsaydınız. Kaynatmam gerekiyordu. Ana yemeği tabii ki kaynatacaksınız. Yemek programındasınız Şevki Bey, Allah aşkına. Makarna hazır. Sebzeleri yetiştirmediniz, yani, onlar da hazır. O kadar eksiğiniz var ki. En azından tavuk suyunu bir haşlasaydınız. Bu kadar kolay, yani zor bir şey değil yani. Tencereye atıyorsunuz, kapağını kapatıyorsunuz, haşlanıyor. Çok büyük doğranmış, orantısız doğranmış. Bence de. Yani. Orantısız. Yani en azından bir jülyen yapabilirdi. Kuşbaşı gibi baksanıza şey. Baharatı az. Bana bir acı geldi acılık ama. Acılık bana da geldi ama iyi. Tuzu... Ben o acılığı sevdim, tuzu da sevdim. Teşekkür ederim. Ne güzel. Ederim. Başka neyi sevdin, neyi sevmedin İrem? Bana yoğunluk hoşuma gitmedi Zuhal Hanım ya. Yani dediğim gibi bir çorba değil bu, bir yemek gibi. Bence. Makarna. Evet ya, sebzelerim gayet güzel piştiğine inanıyorum. Diri olmayacaktı zaten, gayet iyi. Suyu konusunda birazcık evet, birazcık çekti beklerken. Hazır tavuk suyu. Tabaklarım da biraz küçük olduğundan dolayı birazcık yoğun gözüküyor. Ben beğenmedim. Beğenmedi. Şey, çok yemek gibi. Yani çorbadan ziyade ben yemek Selin gibi. Bu arada duymamış olabilirsiniz. Selin ve Selin. Aha ne güzel oldu. Aşçı yamağı sayılırım dedi. 8 yıldır mutfakta çalışıyorum. Şu anda da bilfiil aktif olarak çalışıyorum. Catering firmasında çalışıyorum. Catering firmasında evet. Yemek yapıyorsun. Yapmıyorum. Daha çok sunum üzerineyim. Ha sunum tabaklama üzerine. Yapıyorum. Ama daha evvel yapıyordun değil mi? Evet. Tamam anladım. Onun için Selin birazcık daha bizden tabii ki. Ya gerçi sen de catering işi yapıyorsun. Fazla daha fazla bilgiye sahip diye düşünüyorum. Minestron iyi bilirsin herhalde diye düşünüyorum. Çok beğenemedim. Yani çok suyu hiç yok gibi. Evet. Daha çok yemek gibi. Yani orantısız kesilmiş zaten sebzeler. Makarna desen çok fazla. Beğenmedim yani. Peki Derya? Ben de aynı fikirdeyim. Lezzet konusunda zaten olmamış. Eksik baharatlar var. Acı olabilir ama baharatlar da eksik. Tavuk suyu kullanmış zaten lezzetini hiç vermemiş. Tavuk tadı yani suyunun tadını alamıyor. Derya Hanım baharatlar hangi baharatlar eksik? Bunu da söyler misiniz? Az koymuşsunuz. Ya az koymuşsunuz. Yani baharat öyle söyleyecektiniz. Tamam. Eksik demeyecektiniz. Az kullanmışsınız. Yani eksik diyorsunuz. Burada yani bildiğiniz oynuyorsunuz yani. Oynamıyorum. Yok oynuyorsunuz. Ben sadece... Ben bütün baharatları bakın, kullandım Derya Hanım. Sadece az koymuş olabilirim. Kiminiz çok baharatlı sever, kiminiz az baharatlı sever. Bundan dolayı da bana şikayet ediyorsunuz. Hayır az koyduğunuz için zaten çorbanın bir lezzeti yok. Lezzeti yok. Aynen. Yani siz aynı de... fikirde misiniz arkadaşlar? Bir şey söyleyeceğim. Siz tattınız mı yemeğinizi? Evet gayet güzel. Bir daha anlatar mısınız? Sadece su konusunda eksiğimin olduğunu zaten dile lezzet getirdim. Konusunda sence? Lezzet konusunda bence gayet sence güzeldi. Her şey mükemmel zaten. Var diyorlar, yok diyorlar lezzet. Yani var diyen Şevki, yok diyen diğer yarışmacılar. Sana göre var mı lezzeti? Bence yok. Çünkü makarnayı daha çok tatıyorum. Ama zeytinyağının seçeneği iyi. Ama lezzet, çok katmışsın ve sulu da olması gerekiyor. Lezzet konusunda size katılmıyorum. Lezzeti gayet iyi. Bir şey var, bir lezzet var. Evet. Tuzunu da beğendim. Baharatları dediğim gibi ben de beğendim. En ama, azından doğruyu söyleyen bir insan. Ama istiyor. Biraz daha çorba kıvamı isterdi. Evet, az makarna. Evet, o konuda haklısınız. Evet. Ben yani çok makarna koymuşsun. Evet, minestrona evet. Makarna ama bunu ben sana şöyle söyleyeyim. Sen bize sebzeli makarna yapmışsın. Evet, evet. Malzeme bildiğin sebzeli makarna yaparız evet, ya böyle. Evet. Hani, buğdaydan buğdaydan da lezzetli ve sağlıklı bir doyurucu yemek aslında olsun diye. Aslında suyunu çok koydum ama maalesef makarnalar erimiş. Bu kadar yani hem şerit makarna kullanmışsın gerek hem yoktu. Kısa boruyu kullanmışsın. Gerek yoktu ki yani onun için o... Yüksük makarnalardan alacaktım evet. Bir iki tane. Bir de o ismi var unuttum şimdi. Bir de şey. Nadıl değil de Zuhal... başka bir tür bir makarna hayır. Var. İsmini boncuk unuttum. Boncuk makarna olabilir. Ha gibi boncuk belki. Koyardan koymuşsun ama çok fazla makarna koymuşsun. Bir de sebzeler gitmiş yani. Sebzeleri. Erimiş. Erimiş gitmiş. O sebzeler biraz iri olması sebze gerekiyordu. Yok. Aynen. Havuç yani var. Çok daha bunun çeyreği kadar makarna yeter. Öyle söyleyeyim. Eline sağlık diyelim ve hemen ara yemeklere geçelim. Bende fasulyesinin yarısı var. Sende yok ama bende hiç yok. Kereviz falan koymadınız değil mi? Kereviz koydum. Dengesiz. Koydunuz mu? Koydum evet. Koydunuz kereviz. O da yok tadı yok. Şimdi yani minestron hepimiz biliyoruz. Sebzeli İtalyan çorbası makarnalı ama hani uzaktan yakından alakası yok öyle söyleyeyim. Makarnanın içine su eklenmiş bir gibi geldi. Homojen dağılmamış sebzeler. Hayır. Kiminde bir şey evet, var kiminde yok. Ben de çok.
Herkesin tabakları... Ya göğüs eti alıp yok. Kaynatmak çok zor olmamalı ama suyunu hayır, almak. Hayır artık oraya takılmıyoruz şöyle yani tavuk suyuna. Yani. Hadi orayı geçtik de. Ortada bir çorba yoktu. Makarnayı kendi açar diye bekledim. Açmamıştı. Ekstra başka makarnalar da katmış. Mama kıvamında. Baharat benim için iyiydi. Acı sevdiğim için. Tuzu da iyiydi. Ama bir çorba içemedik. Yemek yedik biz. Çorba çorba değildi. Su bile yoktu içerisinde. Sonra çok makarna koymuş, zebze koymuş. Ben beğenmedim. Çorba değildi, makarnaydı o. Sebzeler kesinlikle erimiş, tat tuz yok. Zaten tavuk suyu yoktu, hazır tavuk suyu alınmış. Onun da hiçbir şekilde aromasını alamadık. İstediğim gibi bir çorba değildi, yani beklentinin çok çok dışarısındaydı.